İstanbul'da bir olay gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Orta Doğu'da felakete doğru sürüklendiğini ve Orta Doğu politikasının başka mecralara kaydığını söyledi. Türkiye Orta Doğu bataklığına çekilmek isteniyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu açılış törenine katıldı. Burada Mersinlilere hitap eden Kılıçdaroğlu, Başbakanın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etmesini eleştirdi. Bir ülkenin başbakanı Mersin'e gelip burada yapılan hizmetler için belediye başkanına teşekkür etmezse, o durum başbakanın ne kadar küçüldüğünü gösterir. Biz memlekete hizmet eden herkese saygı duyarız. Yeter ki doğrulukla, dürüstlükle hizmet etsin dedi. İstanbul'daki Gezi Parkı'nı artık sadece Türkiye değil tüm dünyanın bildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, gencecik çocuklarımız Türkiye olarak bizi dünyaya tanıttılar. Türkiye'nin onurunu o gençler kurtardı. O gençler özgürlük dedi, bütün dünya o gençlere sahip çıktı. Nobel'li yazarlar, Oscar'lı sanatçılar gençlere sahip çıktı. Bir kişi vardı sahip çıkmayan, onu siz daha iyi biliyorsunuz. O gençler için şimdi cadı avı başlattılar. O gençler senin tomalarına, sopalarına karşı çıktı. Onları korkutamazsın, onlar bizimdir, gençler baş tacımızdır. Biz sonuna kadar sahip çıkacağız. Emin olun, o gençler dünyayı da toplumu da biliyorlar. Hepimize güzel bir ders verdiler. Türkiye'de özgürlük ve demokrasi açısından sorunlarımız var. İnsanlar düşüncelerini rahat dile getiremiyorlar. Gazeteciler özgürce yazamıyor. Yazarlar kapının önüne konuluyor ve hapse atılıyor. Türkiye'de demokrasi istediğimiz ölçüde gelişmedi diye konuştu. Üç büyük devrime Cumhuriyet Halk Partisi imza attı. Birinci devrim Cumhuriyeti kurmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran kadrolar Türkiye Cumhuriyeti'ni de kurdular. Daha sonra çok partili hayata geçtik. Daha sonra bu ülkeye sosyal demokrasiyi getirdik. Şimdi dördüncü devrime hep beraber imza atacağız. Dördüncü devrimin adı özgürlük ve demokrasi devrimi olacaktır. İslam dünyası dışında kan akan yer yok, neden diye soran Kılıçdaroğlu, Suriye'de, Mısır'da her gün kan aktığını belirterek Türkiye'nin de Orta Doğu bataklığına sürüklendiğini iddia etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Orta Doğu politikası başka bir mecraya sürükleniyor, başka bir alana çekiliyor. Türkiye'ye güven veren örnek bir ülke olabilirdi. Herkesin saygı duyduğu, herkesin özlemle baktığı bir ülke olabilirdi. Suriye'de izlediğimiz yanlış politika Suriye'de kan akmasına yol açtı. Pek çok radikal unsurları AK Parti Türkiye'ye getirdi, cebine para koydu, eline silah verdi, git kardeşlerini öldür dedi. Bunu kabul etmiyoruz diye konuştu. Suriye'de insanlar ölüyor, Mısır'da insanlar ölüyor, Irak'ta her gün bombalar patlıyor. Buna baktığımız zaman bu tabloya, Türkiye Orta Doğu bataklığına çekilmek isteniyor. AKP hükümetinin izlediği dış politika Türkiye'yi Orta Doğu bataklığına sürüklüyor. Nüfusun %50'sinin genç olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, yönetimde daha fazla gençlere yer açmalıyız. Gençleri bu ülkenin onuru kabul etmeliyiz. Gençler daha yüksek sesle haykırın, taleplerinizi yüksek sesle dinlendirin, bağımsız ve özgür Türkiye'yi yeniden inşa edelim ifadelerini kullandı. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu herkese anlatacağız.